Nezahat Hanım, hangi yüzle evinize geldiğimi düşündüğünüzün farkındayım. Her zamanki gibi ve nezaket içinde beni içeri buyurettiniz. Kendi içimde çok büyük fırtınalar yaşıyorum. Bir yanda adalete olan inancım, diğer yanda ortaya çıkan neticeler. Başıma öyle bir şeye geldi ki bütün hayatı muhakeme etmek mecburiyetinde kaldım. Hala işin içinden çıkabilmiş değilim. Yaşananlar korkunçtu. Asla müdafaa edilemez. Peki adalet neredeydi? Neredeydi? Bilmiyorum. Ama bizim yanımızda olmadığı muhakkak. O kötü günleri artık hatırlamak istemiyorum. Açıkçası hatırlatacak kimseyi de etrafımda görmek istemiyorum. Ben Defne'ye haber vereyim.